Merhaba, ben Social Enterprises ekibinden Samet. Size bu videoda DBA yani Doing Business As bunu anlatacağım. Amerika'da bir şirket kurdunuz ve farklı farklı sektörlerde iş yapmak istiyorsunuz. Ve kurduğunuz şirketinin adının bu sektörlerde geçmesini istemiyorsunuz. Ya da birden fazla şirket ismi ya da birden fazla marka ismiyle sektörde ticaret yapmak istiyorsunuz. İşte burada DBA ortaya giriyor. Örneğin ana şirketinizin adı ABC LLC olsun. Fakat alışveriş merkezinde bir kiosk açmak istiyorsunuz ve bunun adını da çok farklı bir şey koymak istiyorsunuz. Şirketinizin adı ABC LLC olduğu için şirketinize ekstra bir DBA alıyorsunuz ve DBA'nizde örneğin işte CBD LLC olsun ya da farklı farklı bir şeyler olsun. Bu farklı şirket isimlerinde DBA yaparak kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde online'da bir web sitesi yaptınız. Web sitenizin adı tamamen şirketiniz adından farklı. Web sitenizden adına bir DBA alarak bu DBA üzerinden işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki DBA ne işe yarar? DBA'yı aldınız. Peki gerçekte müşterileriniz arkadaki şirketin adını öğrenebilir mi? Bu tamamen size kalmış bir şey. İsterseniz öğrenebilir, isterseniz öğrenmeyebilir. Çünkü DBA belgesini aldıktan sonra bankaya gidip DBA'nize de banka hesabı açabilirsiniz. Ya da DBA'nizle de iş yapabilirsiniz. Yani ilk baştaki şirket tamamen arka planda kalarak önde farklı farklı isimlerle iş yapabilirsiniz. Bu da birden fazla sektörde aynı şirkette hizmet vermenizi sağlayabilir. DBA ile ilgili de bir ihtiyacınız ya da DBA'ye başvurmak isterseniz Delaware eyaletinde bizimle başvuru yapabilirsiniz. Bize aşağıdaki linklerden, e-mail adresinden ve telefon numarasından istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.